Gen çevre etkileşimi. Önceki videolarda genler konusunun devamını işledik. Gelin şimdi de genlerimiz ve çevremizin davranışlarımızla ilişkisinden bahsedelim. Hem genlerimizin ve hem de çevremizin çok önemli olduğu bir gerçek. Ama esas önemli olan etkileşimleri. Daha önce sıcak sudaki çay poşeti örneğinde bundan bahsetmiştim. Ama bu videoda konuyu daha detaylı anlatmak istiyorum. Çünkü genlerimiz ve çevremiz sadece davranışlarımızı etkilemez, aynı zamanda birbirlerini de etkiler. Yani birbirlerine bağlıdırlar diyebiliriz. Diyelim ki hastanedeki bakım odasında iki bebeğimiz var. Ve diyelim ki bebeklerimizden biri güzel olmaya genetik olarak diğerinden çok daha yatkın. Tabi burada örnek için güzel kelimesinin anlamını biraz daraltıyorum. Yoksa biliyorsunuz çocuklar herkesin kendine özgü güzellikleri ve güzellik anlayışları vardır. Ama biz örneğe uydurmak için böyle diyelim. Solda bu güzel bebeğimiz varken, sağda ise çirkin bebeğimiz var. Ve güzelliğinden ötürü soldaki bebeğimiz çok daha fazla sevgi ve ilgi görüyor. Böylece daha sosyal ve uyumlu olarak büyüyor. Ama doğuştan itibaren iki bebeğimiz de depresyona yatkın ortak bir gen kombinasyonuna sahip. Daha önce öğrendiğimiz gibi çevre bu genleri etkinleştirebilir. Yani bu örnekte belki de bu genler çevresel stres faktörleri tarafından etkinleştirilmişlerdir. Her iki bebek de bu genlere sahip. Ama bu şirin ve sevimli bebek tüm hayatı boyunca onu destekleyen mükemmel insanlar tarafından sarıldığından bu durum ondaki stres faktörünün etkisini azaltıyor. Yani genleri depresyon için gereken nörotransmitter maddelerin ve diğer proteinlerin oluşturması gereken kombinasyon için tetiklenmedi. Ancak buradaki çirkin bebeğimiz delicesine bu proteinlerden üretti. Bunun nedeni bebeğin bu süreçte mutsuz olması veya daha az arkadaşı olması olabilir. Görülen o ki bu şirin bebeğimizin genleri sahip olduğu çevreyi oluşturmakta bir şekilde etken. Ama aynı zamanda çevresi de sahip olduğu depresyon genlerinin çekinik kalmasında en azından bir derecede etken. Aynı şekilde buradaki şanssız olan bebeğimizin genleri de zor olan hayatında önemli bir rol oynuyor ve bu zor hayatı da depresyonun temel nörotransmitter maddelerinin oluşturulmasındaki genleri aktifleştiriyor. Bu örnek gen ve çevrenin birbiriyle etkileşiminin basit bir örneğiydi. Daha da özel bir örnekse kalıtsal bir hastalık olan PKU veya fenilketonuri Fenilketonuri, karaciğer enzimleri için gereken kod genlerinin mutasyona uğraması ile insanlarda oluşan kalıtsal bir hastalıktır. Bu karaciğer enzimi ise fenilalanin hidroksilaz yani PAH. Bu enzimin eksikliğinden dolayı da fenilalanin amino asidi tirozin vücudumuzdaki metabolik yollarla amino asidine dönüştürülemiyor. Bu da vücuttaki fenilalanin seviyesinin yükselmesine neden olarak beyin gelişimi ve diğer sorunlara yol açıyor. PKU, ABD'deki yaklaşık 15 binde bir bebeği etkiliyor. Ancak bu bebeklerin çoğu herhangi bir büyük sorunla karşılaşmadan yaşıyorlar. Çünkü bu sorunla doğan bebekler yeni doğan taramasında fark edilip özel bir fenilalanin diyetine sokuluyor. Çok fazla fenilalanin almadıkları için de vücutlarında sorun yaratmayacak bir seviyede fenilalanin bulunuyor. Anlayacağınız vücudun tepkilerini ve davranışlarını başlatan gerçekten de genlerimiz ve çevremiz arasındaki bu etkileşim. Evet, görüyoruz ki çevre genetik yatkınlıklara bağlıyken gen ifadesi de aynı şekilde çevreye bağlı. Ve bu ilişkide bahsettiğimiz gen çevre etkileşim fenomeninin ta kendisi. Bu öğrenmiş olduğumuz ilişki ise yaratılış mı, yetiştirilme mi sorusunu kafamızdan silecek. Ve bizi daha doğru bir cümleye götürecek. Yaratılıştan yetiştirilmeye